Tamam sus. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Üstümü giyindim ya, gördü beni. Ne oldu? Tamam, okey, okey. Vallahi bilmiyorum, bana küfür mü ediyor, ne diyor? Ne diyor? Şiş. Tamam sus, kavga etme. Teyzelerle kavga edilmez. Ay. Ben şimdi nereye gidiyorum biliyor musunuz? Benim canım sevgili komşum. Aurora, I'm talking now. No. Şiş. Şimdi burada koyayım bir dakika. Benim sevgili komşum beni dün akşam aradı arkadaşlar. Tamam mı? Şu kabımı. Kabıyla koydum da inşallah fırlamaz. Televizyonu bozulmuş, kanallarını izleyemiyormuş. Bana gelip onları ayarlar mısın dedi. Ayarlarsan evet, ayarlamazsan hayır. Ben de mesaj yazdım ona. Dedim bana daha önce de ayarladım ben sana kanallarını. Ama sonra kalktım bana dedi sen televizyonumu bozdun. Sen kendin beceremiyorsun. Ondan sonra diyorsun ki televizyonumu bozdun. Yok diyor. Demem diyor, yaparsan diyor çok mutlu olurum falan. Ondan sonra ben de dedim tamam yarın uğrarım bir 10 dakika. Ondan sonra az önce gene aradı. Geliyor mu gelmiyor mu televizyonumu yapmaya. Dedim tamam geliyorum ama dedim köpeği de getirmem lazım. Köpek ağlıyor yoksa. Tamam dedi, problem değil. Şimdi nasıl seviniyor. Dedim köpeği de getirmem lazım yoksa ağlıyor dedim. Tamam problem değil dedi. Şimdi dedim hem bari üstümü giyinmişken köpeği de yürüyüşe çıkarırım. Kadın da televizyonunu hallederim. Sonra size şeyi göstereyim eve gelince. Sebzelerimi fidelemiştim ya. Biraz yavaş yavaş filizlenmişler. Turp daha çok filizlenmiş. Diğerlerinde daha pek bir şey yok. Neyse şu Aurora'yı hazırlayayım ben. Biz bir çıkalım. Evet, komşumun televizyonunu yaptım. Önemli o BBC kanallar var ya, bizim TRT gibi. Telefonu tutamadım. TRT gibi kanallar oluyor yani, TRT 1, TRT 2, İngiltere'nin de BBC 1, BBC 2 kanalları var. Onlar gitmiş, onlar çıkmıyormuş. Yapmaya çalıştım, baktım yine çıkmadı. Sonra tekrardan güncelleme yaptım kanalları. Ondan sonra çalıştı, hoşuna gitti, mutlu oldu. Sen yıldızsın diyor, İngilizce'de you star diyorlar. Çok teşekkür etti. Ondan sonra bana diyor ki benden şey yapma, çekinme diyor. İlaçlarımı değiştirdim diyor. Artık içki de içmiyorum diyor. İlaçlarla beraber diyor. Şimdi daha iyiyim diyor. Benden çekinme diyor. Arada bir gel diyor, kahve içelim falan. Bakarız dedim, inşallah dedim. Ondan sonra hemen şey yapıyor. Kadın şeydir yani, gözü gönlü tok bir kadın aslında. Ama işte aklı gelip gidiyor ya. Hemen televizyonunu yaptım diye kalktı bana şey verdi. Böyle diyetlik gofretler, çikolatalar var. Yemek verecek dedim. Yok ben diyetteyim dedim. Ondan sonra öyle her şeyi yemiyorum. Ha jel şey verecekti. Böyle bir tatlı var. Jel gibi bir şey. Dedim yok ben onu yemiyorum. Dedi yok bir şey değil bu. Ondan sonra al dedi bu şey diyet gofretleri, gösteririm size. Eve gidince cebime koydum. Onu verdi işte. Gözü gönlü tok kadının, işte dediğim gibi aklı gelip gidince bu sefer diyor ki ben sana bunu yaptım, ben sana şunu verdim, ben sana bunu verdim. Kalkıyor onları laf ediyor. Öyle olunca tabii ki insanın bir çöp alası gelmiyor. Noel'de yaptıklarını hatırlıyorsunuzdur. Bütün verdiği hediyeleri geri istedi. Ben de geri verdim yani. Ama yediklerime şimdi ben bunu yersem nasıl geri vereceğim? Yani. Ay öyle. Aurora Hanım da oraya gittik sabredemiyor. Dışarı çıkalım diye hanımefendi. Ağlıyor, sızlıyor. Vallahi havanın güneşine aldanmayın. Çok güzel güneş var ama hava soğuktur. Eve gidince
Hemen kaloriferi açacağım çünkü ev dışarıdan da soğuk. Hadi bakalım. Şu hanımefendiyi yürütelim. Bugün canım şey istiyor benim ya. Böyle lapa pilav oluyor ya arkadaşlar. Böyle suyunu biraz fazla koyuyorsunuz. Hani lapa pilav oluyor. Üzerine karabiber döküp yiyorsunuz. Yani ben öyle yapıyorum. Canım ondan istiyor. Belki ondan yapacağım. Ya da evde bir tane şeyim var, karnabaharım var. Belki yine onu haşlarım yaparım. Öyle. Komşum da dedi birazcık zayıflamışsın dedi. Dedim he verdim 2-3 kilocuk. Zor bela. Bu da iki ve bir durup durup kokluyor sokağa. Aklıma gelmişken şu fideleri göstereyim arkadaşlarım. Neredeydi? Turpa bakın. Turp filizlendi. Acaba bunun şeyini çıkartsam mı şu streç filmini? Çıkartsam mı kalsam mı acaba? 20. Buranın kaçı ya? Ayın kaçı? Bugün ayın kaçı? Valla 3-4 günde filizlenmiş bu. Bu neydi? Salatalık. Daha salatalıklardan ses soluk yok. Sanki şurada bir şeyler yeşermiş. Bakayım bu biber. Burada bir şey yok daha. Bu da salatalık. Ay bunu çıkarayım bence ya. Çünkü folyoyu şeyim streç film kapatıyor üstünü. Bir dakika. Ay bakın ablaları. Çıktı. Turplarım çıktı. Ama şeyi tohumları serptim ya. Tek tek ekmedim. O yüzden bakın bir yerde kaç tane çıkmış. Görüyor musunuz? Şunları. Toprak hala nemli. Sulamayacağım. Birazcık şey olsun. Nedir adı? Beklesin. Bunlar da daha şimdilik tık yok. Bekleyeceğiz. Bu biber zaten. Aç biber. Şimdi birkaç tane daha kap ayırmışım. Onların içine de fide ekleyeceğim. Fide ekleyeceğim. Fide yapacağım. Tohum ekeceğim işte. Ama bugün geçti zaten. İnşallah yarın hava güzel olursa yarın inşallah yaparım. Şöyle bir kap daha ayırdım. Bakın şunda. Bunların altları zaten deliktir. Bir de şöyle yoğurt kabım vardı. Şunun altını deleceğim. Buraya da bir şeyler ekerim. Bunlar hep internette görüyorum ya millet her şeyi ekiyor. Sonracıma şöyle bir tane de içeceğin cranberry juice'ün şeyi var, kutusu var. Bu da bitti. Bir tane şeyde görmüştüm. Videoda görmüştüm. Adam bunun üstünü kesmişti, içine fidelemişti. Bunların hepsini ayırıyorum. İnşallah hava güzel olduğunda bunları da halledeceğim. Ben kendime karnabahar haşladım. Ama küçüktü bilmiyorum doyar mıyım doymaz mıyım. Yanına da belki bir şeyler daha uydururum. Aurora Hanım'ı zaten yürüttüm geldim. Nerede o? Ah burada. Onu da yürüttüm geldim. Bahçeye çıkardım. Oynasın oyalansın diye. Bugünkü videomda da video yayınlayamadım. Bugünkü olmuyor daha doğrusu. Dünkü video diyeyim. Telif hakkı çıktı maalesef. Kalktım onları tekrar düzeltip üstüne müzik ekleyip öyle şey yapacağım. Paylaşacağım biraz. Bakayım ya bugün paylaşırım ya ertesi gün. Instagram story'imde zaten paylaşım yaptım. Ama paylaşmadan önce sağ olsun Emine abla, annem birkaç tane arkadaş sormuş video yok mu diye. Valla bilmiyorum belki yani elimden gelirse çekmeye çalışacağım haftanın 7 günü. Ama yok olmazsa
Belki sadece haftanın 6 günü paylaşırım arkadaşlar. Işığı niye açmıyorum ya? Haftanın 6 günü belki paylaşırım. Pazar günleri kendime belki tatil veririm. Dinleneyim. Bir şey çekmeyeyim ya da çekersem de bir şey paylaşmayayım. Pazar günü tatil olsun. Zaten pazar günü herkes normalde de izinli tatilde oluyor. Ailesiyle zaman geçiriyor. Bir de biliyorsunuz Ramazan. O yüzden belki pazar günleri video yayınlamam arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim, haberiniz olsun. Tamam. Hadi bakalım. Saat kaç? 6'yı 10 geçiyor. Hadi ben gene şuraları bir halledeyim. Şu telefonumu bir şarja takayım. Ondan sonra inşallah tekrar açarım. Ertesi günden selamlar arkadaşlar. Ay biraz canım sıkıldı. Birisi şey dağıtıyordu, reklam dağıtıyordu bahçıvan. Karşı komşu herhalde göndermiş. Bahçıvana ihtiyacım var diye. Neyse aradım. Adamı geldi, baktı. İşte ne kesilecek, ne olacak diye. Adam bana 450 pound fiyat verdi. Dedim yok, ben o kadar yaptıramam. Bu sefer 350 pound'a indirdi. O da yüksek benim için. Ondan sonra acıma dedi burada çok iş var dedi, kesilecek edilecek dedi, şu yerdeki otlar var ya, yabani otlar, onların dedi büyüklerini dedi şey yapabilirim, kesebilirim, toplayabilirim ama küçükleri için dedi ilaç dökeceğim dedi, ilaçlar onu öldürecek, yok edecek dedi. Ondan sonra acıma yani çoğu ağaç kesilecek aslında. Çünkü bazı ağaçlardan 2-3 tane var. Aynı ağaçlardan. Ve bazı ağaçlar çok tehlikeliymiş. Mesela şu ağaç çok tehlikeliymiş. Battığı zaman rahatsız oluyormuşsun. Enfeksiyon kapıyormuşsun. O derece tehlikeli. Niye ekmişlerse böyle bir ağacı bilmiyorum. Ben dedim fındık ağacı kalsın. Ondan sonracıma şu ağaç da kalsın dedim. Ama bu ağaç da zaten yani bir çiçek açtı, kapattı. Bir yandan diyorum bu da mı gitsin? Her neyse, zaten kabul etmedim de. Dedim yok, çok yüksek dedim. Ben internette dedim birkaç kişiye sordum, onlar daha uygun fiyat verdiler. Dedi onlar belki günlüğüne o fiyatı vermişlerdir dedi. Onlar dedi daha fazla sana dedi para şey yaparlar, isterler dedi senden. Yani burası anca dedi bu kadar yapar. Dedim maalesef benim de o kadar imkanım, gelirim yok dedim vermeye. 350 pound, 450 pound veremem dedim yani. Şimdi ayvayı yedik yani, ne yapacağız? Bu ağaçları ben nasıl yok edeceğim? Yani makina kiralasam ben kesebilir miyim acaba diye düşünüyorum. Bilmiyorum, canım sıkıldı. Bu garibim de gelmiş burada işte, güneşleniyor, rüzgardan faydalanıyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Hava esiyor, görüyorsunuz. Güneş var ama esiyor. Yani şuradaki ağaçların çoğunu kesmek istedim, kestirmek istedim. Sadece gülleri dedim bırak. Şurada fındık ağacı var. Fındık ağacını bırak dedim. Şu ağaç dedim kalsın. Ama kararsızım. Ben şuralar komple aslında şu yol boyu temizlensin istiyorum. Şu girişe şöyle şeyler var ya, ne diyorlar onun adına? Böyle demirler var yuvarlak şekilde. Onlardan diyorum koyayım. Girişe, bahçenin girişi gibi olsun. Üstüne çiçeklerle sarayım. Böyle hazır plastik çiçekler de var. Işıklandırma yapayım. Şöyle bahçe girişi olsun diye düşünmüştüm, planlamıştım ama olmayacak. Yani buraların temizlenmesi lazım. Yani bunu bile kestirebilirim aslında. Çünkü bu bir süre açıyor, su kapanıyor yani. Yani buralar temizlensin. Sadece böyle
nasıl derler, belki saksılarda bir şeyler ekerim. Fazla uzamayan çiçeklerden yani ekerim. Çünkü biliyorsunuz asma ağacıyla erik ağacı da ekeceğim ben bahçeme. Ona düzgün bir yer bulmam lazım. Yer bir koymam lazım. Ay bilmiyorum valla. Hiç öyle tanıdık erkek de yok. Kalkayım yardım isteyeyim. Gelsin bana yardım etsin. Bu bahçeyi halledeyim. Gamze de zaten hiç anlamaz o işten. Girmez de zaten bahçe işine. Böcekten çok korkuyor çünkü. Düşünüyorum kim bana yardım edebilir acaba. Ama o arı var. Neyse hadi içeri girelim. Bu toprakları da buraya koydum. Canım çok sıkıldı. Bakın şu karşıda bir tane ağaç var. Bu dışarıdaki ağaç aslında görüyor musunuz? Şöyle yakınlaştırayım. Bakın bu da böyle pembe pembe çiçekler açıyor. Ondan sonra yaprakları çıkarıyor. Şu ağaç. Ama böyle işte bahar zamanı güzel oluyor. Ondan sonra gidiyor. Dışarıda geç. Bana ait değil. Öyle. Ya merak ediyorum. Bu hayvan hep o tarafa gidiyor. O tarafta ne var acaba? Hep o tarafa gidiyor. Oraya bakıyor. Ne var burada? Arora. Ha? Ne var orada? Yaprak var sadece. Ben bir şey görmüyorum. Hep geliyor buraya giriyor, bakınıyor. Burası da kompost yeri. Böyle yapmışım vallahi toprakları atıp duruyorum. Hiç budama anlamadığım için valla bir şey yapmamışım bu fındıklara. İçeri gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi şeyleri de yaptım. Onları göstermedim. Yaparken. Şimdi yeşil soğan fideledim. Size demiştim ya şu kapakları. Şişeleri kaldıracağım. Tatlı kıl biber koydum. Kabak denedim. Bakalım. Bu da salatalık. İnşallah tutarlar. Turpum tuttu. Öbür biberlerden daha ses soluk yok. Bugün bakmadım valla. Filizlenmiş mi, filizlenmemiş mi? Bunları da şimdi götüreceğim. Böyle güneş gören bir yere koyacağım. Yalnız tarihini yanlış koymuşum. Bugün ayın 25'iymiş. İnşallah aklımda kalır. Bir gün sonrası diye. Tarihi yanlış koymuşum. Diyorum ya valla akıl kalmamış bende. Böyle kutular işte bırak beklettim mi beklettim. Biriktirdim arkadaşlar. Yine elime geçtikçe biriktireceğim. Böyle fideleyeceğim. Ondan sonra cuma inşallah dediğim gibi tutarlar. Şu en çok tutmasını istediklerim biber ve salatalık. Yani hepsi inşallah tutar da. Ama yani bunları bulamadığım için her zaman o yüzden bunların tutmasını çok istiyorum valla. Şöyle kapak resmi de alayım. Öyle. Şimdilik şey kaldı. Dur bakayım hangi tohumlar kaldı. Ispanak kalmış. Ispanağı yapmam lazım. Ama bunlar tabii ki geniş bir yerde olması lazım. Bunlar nereye ekeceğim bilmiyorum valla. Bir hevesle aldım artık. Marul kaldı. Marol da tabii ki düz ve geniş bir yer lazım. Ama bilmiyorum onu nereye ekebilirim. Acaba marol da önceden fidelemek lazım mı? Çimlendirmek lazım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Yoksa sadece direkt ekiyorsunuz ve çıkmasını mı bekliyorsunuz? Ben eski bahçeme ektiğim zaman hiç fidelememiştim. Direkt bahçeye ekmiştim. Tutmuşlardı. Sonra ne kalmış? Tere kalmış. Tabi tereyi o yeri bekliyorum. Şeyi toprak dökeceğim. Rokam kaldı. Başka ne? Maydanozum kaldı. Ekilecek. Bunlar daha ekilecek. Ama bunları herhalde önceden fidelemeye gerek yok. Bunlar direkt ekiliyor.
Bir fikir verin bakalım arkadaşlar. Ne diyorsunuz, ne yapayım? Acaba şu marollarla ıspanağı da mı aynı yere eksem diye düşünüyorum. Ya biliyor musunuz, saksılar da acayip pahalı oldu ya. Hala şeye canım sıkkın, bahçıvana. 450 pound nedir ya? Millet bahçe otu mu kesiyor? Bu nedir? Ana, arı girmiş içeri. He, o nedir arı oraya? Vır 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 ediyor. He? Buraları da kirlettim, gene toprak oldular. Allah Allah. Sanki vallahi arı içerideydi. Ha işte arkadaşlar, ektiklerim de bunlar işte. Şu kabağı merak ediyorum. Böyle tombul mu çıkacak? Biber tabii ki. Ya dediğim gibi, daha önce de dedim ya size arkadaşlar. Şimdi bu evde ilk senem. İnşallah seneye daha iyisi olur. Ama şu ağaçları benim yok etmem lazım ki bana yer açılsın. Yani yer açılmazsa ben bunları nereye ekeceğim? Baksanıza yani. Dolu. Bunların hepsinin temizlenmesi lazım. Böyle bir yer yaparım böyle. Şey gibi derler, ne? Kutu. Kutu. Kasa gibi bir yer ha. Kasa gibi bir yer. Onlardan yaparım. Bendeki saksılar şimdilik bunlar. Ya. Şöyle saksılardan bulsam ucuza, bunlardan alırım bol bol. Mesela buraya da ekerim. Bu saksılarım var. Şunlar var. Bunlar var. Bunları hatırlıyorsunuzdur belki, eski evde çiçek falan ekip böyle şeylere asmıştım. Fenslere asmıştım. Şu tahta duvarlara asmıştım. Sonra en sonki sene de çilek ekmiştim. Bunlar kaç tane? 4 tane. Bunlara sebze olmaz. Hoş olmaz, değil mi? Yani bunlara sebze hoş olur mu sizce? Olmaz. Bunlara çiçek güzel olur. O yüzden mecbur buraya şey yapacağım. Çiçek ekeceğim. Şunu düşünüyorum. Buraya sizce tere, roka, nane, maydanoz, marul. Hepsi birden sığar mı? Şöyle yer yapsam 1, 2, 3, 4 bölmeye kalksam düşünüyorum. Bence yetmez. Tüh. Ya keşke biraz toprak yer olsaydı. Üf. Her ora sen de. Nereye, ben nereye sen oraya. Ben nereye sen oraya. Kuyruk gibi. Ha? I love you. Ah, seviniyor bak. Fışt. Fışt. I love you. Tipe bak. Instagram'da paylaştım, siz görmediniz. Biz Aurora'yla halay çektik. Telif hakkı olmasaydı paylaşırdım burada. Instagram'ımda görürsünüz. Takip ediyorsanız. Öyle işte arkadaşlar. Ay, gidip şeye baksam mı ki acaba, yukarıdakilerine? Durun, yukarıdakilere de bakalım. Olmuş mu, olmamış mı? Sonra şey yapayım. Kapanış yapayım. Şimdi yukarı geldim. Bunları Gamze'nin odasına koydum bu arada. Heh, bakın, turp biraz daha büyümüş arkadaşlar. Bunlar, valla üstünü açmışım. Hala toprağı nemlidir. Ama bilmiyorum. Bunları alıp nereye ekeceğim ben? Bunlara da saksı lazım, değil mi? Ay, ne güzel bir şey insanın emeğinin böyle karşılığını alması. Buradaki şey, salatalık da birazcık birkaç tane sanki filizlenmiş, bilmiyorum görüyor musunuz? Şimdi şeyini çıkaramıyorum. Stretch filmi. Yok, görünmüyor. Böyle uzaklaştırsam. Yok, buradan görünmüyor. Böyle yeşil yeşil bir şey var ama biberle şuradaki salatalıktan daha ses yok maalesef.
Bunlardan daha bir şey çıkmadı. İnşallah çıkarlar. En çok onları istiyorum. Da bahçemin dışarıdan bakış. Aurora'ya bakın, güvercinlere koşuyor. Cadı. Ha böyle şu bahçe gibi böyle ağaçsız olsaydı, temiz temiz, bu yan tarafın bahçesidir. Hani bu kadar çok çimen de istemiyorum çünkü onları biçmek zor oluyor. Ama en azından böyle bir kenarda, bir köşede toprak yer olaydı iyi olurdu benim için. Değil mi? Neyse. Sağlık olsun artık. Buldum da bunu adam olmasın. Hiç bahçesi olmayan arkadaşlarımız var. Apartman dairesinde yaşayanlar var. Biliyorum çok seviyorlar. Çok istiyorlar bahçeli ev ama işte Rabbim inşallah sizin de gönlünüze göre verir bir tane bahçeli ev arkadaşlar. Allah herkesin gönlüne göre versin ne istiyorsa. Valla ben İngiltere'ye taşındığımdan beri hep böyle bahçeli eve denk geliyorum. Yani şey olmasa bile, çimene böyle düz şey olmasa bile karolar vardı. Ben o zaman da heveslenmiştim. Saksılara ekiyordum sebzeleri, çiçekleri. Çok güzel bahçe yapmıştım. Böyle merdivenli bir yerde eve çıkarken merdivenin kenarlarına böyle saksıları dizmiştim, çiçek koymuştum. Biliyorsunuz burada yalnız olunca insan ne yapıyor? Böyle çiçekten, böcekten, işte şeyden sıkıntısını atıyor. Bu arada size şeyi de göstereyim. Kirazımı da göstereyim. Görecek misiniz bilmiyorum ama ondan sonra kapanış yapıyorum artık. Çok uzun oluyor. Bir de şeyimi soran arkadaşımız var. Fatma bacım sormuş camların yapıldı mı diye. Cama bakıp hiç video çekmiyorsun artık. Yapılmadı bacım daha. Güzel görünmüyor diye oradan başlangıç yapmıyorum. Açılışı yapmıyorum. Ama yapıldığı zaman kesin size bildireceğim, söyleyeceğim zaten. Valla kiraz ağacını göstereyim diyorum ama arkadaşlar tabi cam buharlı olduğu için görünmüyor. Şuradan da görünmüyor. Bu da öyle. Nasıl göstereceğim bilmiyorum. Çiçek açtı yani. Kiraz ağacım da çiçek açtı. Al ayağımın dibinde gezme. Korkuyorum kolunu bacağını kıracağım diye. Bakın görünüyor mu bilmiyorum. Bir gün hava güneşliyken ağa çıkayım göstereyim. Valla kiraz ağacını hiç bulamadım arkadaşlar. Nasıl bir şey olacak, nasıl çıkacak bilmiyorum. Meyve verecek mi, kurtlu mu olur, kurtsuz mu olur? Hiçbir fikrim yok. İnşallah verir yani. Meyvelerden kirazı çok seviyorum. Eriği çok seviyorum. Yeşil erik. Ben bayılıyorum zaten. Kirazı çok seviyorum. Rabbim inşallah nasip eder. Böyle güzel bir kiraz verir, kurtsuz falan da doya doya yeriz. Burada kiraz pahalı çünkü. Öyle hiç yani budama, aşılama, ben o işlemleri bilmediğim için bir şey yapmadım. Dediğim gibi bu sene böyle oldu, acemilik. Seneye inşallah Rabbim sağlık nasip ederse, ömür verirse daha güzellerini yapmaya çalışırım. Hatta size şöyle kiraz ağacıma bakarak veda edeyim mi acaba? Yok, olmaz. Kendime çevireyim. Yok, buradan bak şey yapayım. Ay, karar veremedim. Neyse. Kiraz ağacına bakarak vedalaşalım sizinle. Özlem kafayı yedi demeyin. Ay ay. Şöyle kiraz ağacımla vedalaşayım arkadaşlar. Şimdi camı açayım size. Ay, bir şey görünmüyor ki anacığım. Görünmüyor, görünmüyor. Aa, gül de çıkacak bakın. Tomurcuğu görüyor musunuz? Şurada güller de çıkacak. Bunları da hiç budamamışım. Neyse, ben kapanış yapacaktım ki ya. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve videolarımı anında izlemek için bildirim zillerinizi açmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Eşinize, dostunuza, arkadaşınıza destek olmak amaçlı kanalımı da bildirirseniz, WhatsApp durumlarınızda videomu paylaşırsanız destek olmak için çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.